Anne, ne yapıyorsunuz siz? Eve dönüyoruz oğlum. Bu mahalleden ayrılıyoruz. Anneciğim, bırakır mısınız eşyaları? Ne demek eve dönmek? Kerime teyze çok haklı. Bu mahallede başına gelmeyen kalmadı Umut. Anne, lütfen. Oğlum, bak ben söyleyecektim, Gamze daha önce davrandı. Ya sen burada az daha canından oluyordun oğlum. Sen bana bunu mu reva görüyorsun? Annene bunu mu reva görüyorsun Umut? Hem iş meselesini babamlar halleder. Anne, biliyorum yaşadıkların kolay değil. Bu son olaylardan dolayı etkilendin. Evet, ben sana bunları yaşattığım için de özür dilerim gerçekten. Ama bunların hiçbirinin mahalleyle ilgisi yok. Umut, seni almadan şuradan şuraya gitmiyorum ben. Annem, bak, bütün bu olanların sorumlusu benim. Ama söz, bundan sonra daha dikkatli olacağım. Zaten işlerim biter bitmez geleceğim eve. Oğlum, baban da istiyor dönmeni. Bak, çok kızacak sonra bize. Anneciğim, sen hiç merak etme. Ben konuşacağım babamla. Tamam? Zaten beni dinlediğiniz mi var? Tamam, tamam. Hadi, sen de çok yoruldun. Hadi eve gidin. Beni de düşünüp hasta etme kendini. Hadi, lütfen. Ancak bir şartla. Bana söz vereceksin oğlum. Lütfen dikkat et anneciğim kendine. Söz mü? Söz. Umut sözü. Bak, söz verdin ha. Tamam. Hadi. Ben de seni geçireyim Kerime teyzeciğim. İyi, hadi bakalım. Sen merak etme Kerime teyze. Ben Umut'la yeniden konuşacağım eve dönme meselesini. Sağ ol kızım. Beni habersiz bırakma lütfen. Hadi Allah'a emanet ol. Merhaba kızım. Merhaba Ayfer teyze. Bunu sana getirdim yavrum. Buyur. Ne ki bu? Borcumuz vardı ya hani. Biraz gecikti, kusura bakma. Kalanını en kısa sürede tamamlarız. Al yavrum. Ya ben anlamadım. Sizin bana ne borcunuz vardı ki? Hani Nevren'in yaptığı bir hata vardı ya. Hani hasta çocuğun parasını almıştı. Sağ olasın, sana demiştim. Al yavrum. Teşekkürler de acelesi yoktu. Ben teşekkür ediyorum. Nevriye Hanım'a tekrar özür diliyorum senden. Önemli değil. Ailecek antika bunlar ya. Kimin adamısınız? Ne işiniz var mahallede? Bilmediğim bir şeyler karıştırıyorlar. Geç olmadan öğrenmem lazım.